Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması börek yapacağız. Yapımı çok kolay, iki bezeyle yapacağız. Böyle kat kat tel tel oluyor arkadaşlar, çıtır çıtır bir börek. Aşamaları çok kolay, herkesin yapabileceği bir börek ve çok lezzetli. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar, çıtır çıtır börek olduğunun kanıtı. Önce hamurumuzu yoğuralım. 2 su bardağı su, klasik su bardaklarından kullanıyorum, 200 milimlik. 5,5 su bardağı da un kullandım, değişebilir bu ölçü. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Önce kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar, elimi vurmadan önce. Birazcık hızlandırdım ben videoyu. Sonra elimle yoğurma kısmına geçiyorum. Güzel yoğurmak önemli tabi. Bir 5 dakika falan yoğurdum. Tezgahta da devam ettim yoğurmaya. Avucumun içiyle böyle yoğuruyorum. 2 bezeye ayıracağım. Üzerini kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika dinlendirdim. Ya da üzerine bir poşet veya streç bilimle kapatın. Çünkü kuruyor. Hamur dinlenirken yağımızı eritelim biz de. 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Katı yağ da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi açma aşamasındayız. Birazcık un atıp tezgaha ilk bezemizi alıyoruz. Üzerine de un atıp oklava ya da merdane ile açıyoruz arkadaşlar. Ben oklava kullandım. Hangisinde rahat edebiliyorsanız kullanabilirsiniz. Ne çok kalın ne çok ince bir yufka açıyoruz. Zaten görünecek şimdi kalınlığı da. En son haliyle. Evet, hamurumuzu açtık. Ortasına 10 santim ya da 12 santimlik bir tabak koyuyoruz. 4 eşit parçaya bölüyoruz. Sonra 8 eşit parçaya bölüyoruz. Erittiğimiz yağın yarısını ilk bezeye her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Bir fırça yardımıyla ya da elinizle. Her yerine yağ gelsin ama boşluk kalmayacak şekilde sürüyoruz. Her yere sürdük. Her parçayı ortaya katlıyorum arkadaşlar. Dar olan kısımlarını böyle birazcık sündürüyorum. 8 parçanın 8'ini de ortada katlamış oluyorum. Gerçekten çok kolay. 2 bezeyle kat kat bir börek oluyor. Gördüğünüz gibi sündürüyorum. Fazla okları içine katlıyorum. Yarım saat 40 dakika dinlendireceğim. Diğer bezeyi de bu şekilde açacağım. Bir tabağa koyuyorum. Yine üzerini kapatın. Kurumasın. Her iki beze de dinlenmeye gidiyor. 40 dakika oldu arkadaşlar. İlk bezemi tezgahın üstüne çıkartıyorum.
tepsi büyüklüğünde genişleteceğim. Bunu elimle yapıyorum. Her yere aynı kalınlıkta olacak şekilde ezmeden genişletiyorum. Oklava ya da merdane kullanmıyorum. Hamur dinlenince gerçekten güzel oluyor. Böyle kabarcıklar oluşuyor. Genişletmek daha kolay oluyor. Dinlenince. Evet, tepsi büyüklüğünde açtım. Diğer bezemi de açtım bu şekilde. Katlayıp kenara koydum. İlk bezemi yağladığım tepsiye yerleştiriyorum. İlk bezemizi tepsiye yerleştiriyoruz. Ben iç harcı için ıspanak tercih ettim. Ispanak kavurdum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Kıyma, patates, peynir. Hepsi de çok güzel oluyor. İç harcımı yerleştirdikten sonra zaten ikinci bezemi de açmıştım elimle. Onu yerleştiriyorum ıspanağın üzerine. Her yerini kaplayacak şekilde. Fazla kısımlarını da altına kıvırıyorum arkadaşlar. Böyle kıvırıyoruz. Üzerine birazcık sıvı yağ döktüm. Elimle sürüyorum her yerine. Fırına girmeden önce de dilimleri ayırıyorum. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz. 180 derecede pişiriyoruz. 40 dakika pişti. Değişebilir bu fırına göre. Tarifimi beğendiyseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.